An itibariyle Menderes'teki yangın artık enerjisi iyice düştü. Her an söndürüldüğü haberi gelebilir. Bunun dışındaki diğer yangınların tamamı dün itibariyle biliyorsunuz kontrol altına alınmıştı. Biz bu yangınlarla ilgili çalışmalar biter bitmez hemen hasar tespit ve arazideki diğer konularla ilgili taramalara başladık. Ve yaptığımız çalışmalarda 45 yapının ve 45 binanın hasar gördüğünü tespit ettik. Onlarla ilgili eşya, bina yardımı ve diğer yardımlarla ilgili şimdi teknik çalışmaları yürütüyoruz. Diğer taraftan da hayvanlarla ilgili ve tarımsal ürünlerle ilgili de bazı hasarlar var. Özellikle bayındırımızda zeytinlik alanda oluşan hasarlar var. O çalışmalar da devam ediyor. O da zannediyorum bugün büyük ihtimalle tamamlanır o çalışmalarda. Dolayısıyla bu çalışmalar tamamlandıktan sonra tespit ettiğimiz hasarları Afet Başkanlığımıza, Ankara'daki ilgili birimlere ulaştıracağız. Ve ona göre de kanunun ve ilgili mevzuatın belirlediği oranlar çerçevesinde de vatandaşımızın yarasının hızlıca sarılması ile ilgili de bu yardımları kendilerine en kısa zamanda ulaştırmayı planlıyoruz. Tabii yangınlar maalesef Sayın Başkanımızın da söylediği gibi büyük ölçüde insan kaynaklı ve bu yangınların hemen hemen tamamı da bir ihmalden ya da tedbirsizlikten kaynaklı çıktı. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarda 7 kişi gözaltında. Menderes Tahtalı bölgesinde çıkan yangın ve Urla'da çıkan yangın ise elektrik tellerinin kopmasından kaynaklı çıktı. Dolayısıyla bu sıcak günlerde bu nemin çok düşük olduğu ve rüzgarın da çok düzensiz ve hızlı estiği günlerde hem Sayın Bakanlarımız hem Afet Başkanımızın vurguladığı gibi çok dikkatli olmaya, daha fazla özen göstermeye ve her yaptığımız işlemin, eylemin yangına yol açma ihtimalini göz önünde bulundurarak çok dikkatli olmaya hepimizin özen göstermesi ve dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm milletimize ve özellikle de İzmir'imize tekrar geçmiş olsun. Bu saydığım kapsamda ya bütün hasarlar bir şekilde telafi olur ama en büyük tesellimiz bir can kaybı olmaması. Çünkü onun telafisi yok. Dolayısıyla bütün bu yaşadığımız afetlerde tek tesellimiz insan kaynaklı bir can kaybının olmaması. Öbür tarafta tabii ki ekosistem içerisinde maalesef orada yaşayan bizim de çoğu zaman envanterinde tutamadığımız birçok canlı bu dönemde maalesef ya ekosistemini kaybediyor ya da hayatını kaybediyor. O da ayrı bir kayıp maalesef. Teşekkür Sayın ederim. Valim, soru. Evet. Ne Buyurun. kadarlık bir Soru. alan etkilendi? Henüz etkilenen alanla ilgili tespitlerimiz devam ediyor. Hem Menderes'teki yangın devam ettiği için net rakam veremiyoruz. O alan bitmesi lazım. Hem de diğer alanlarda arkadaşlarımız bu çalışmayı yürütüyorlar ama bizim şu anda önceliğimiz vatandaşın yarasının sarılmasına yönelik olduğu için bina, eşya, hayvan ve bitkisel ürünlerle ilgili tespiti hızlıca bitirelim diyoruz. Ondan sonra diğer arkadaşlarımız da alanda çalışmaları devam ediyorlar etkilenen alanla ilgili ama şimdi birinci önceliğimiz vatandaşın bir an evvel yarasını sarılması. Sayın Valim, çıkan iki yangının elektrik kaynaklı, enerji nakliyatlarından Evet. kaynaklı olduğunu biliyoruz. Diğer yangınların da insan kaynaklı Doğru. olduğunu biliyoruz. 7 kişi gözaltında dediniz. Bununla ilgili yangının çıkış sebepleri ve tutuklanma var mı herhangi bir şekilde? Şimdi mahkemeye sevk edilip tutuklananlar var. Henüz savcılıkta olup mahkeme aşamasını bekleyenler var. Bahçesinde tadilat yaparken Bayındır ilçesinde çıkıyor. Ödemiş'te işte otluk alanda işte sigara içmekten kaynaklı çıkıyor. Tire'de yine kendi bahçelerinde piknik ve tadilat yaptıkları için çıkıyor. Dolayısıyla bunların tamamı ihmalden, özensizlikten ve dikkatsizlikten maalesef. İnsanlara bu süreçte önümüzdeki bir süreç daha var, riskli bir süreç daha var. Duyuru yaptınız. Bununla ilgili bir şey söylemek ister Biraz misiniz? önce de Çağrıda söyledim. Bu hafta sonuna kadar zaten çok kurak, çok sıcak ve rüzgarın da düzensiz ve hızlı eseceği bir periyottayız. Özellikle çok dikkat gerekiyor. Bu açıklama yaptığımız alanda da siz de yaşıyorsunuz. Çok inanılmaz bir sıcak var. Yapılacak her eylem, her dikkatsizlik Allah korusun büyük bir yangına sebebiyet verebilir. Teşekkür ederim. Teşekkür.